Türkiye 1 Kasım seçimlerine hazırlanıyor. Seçime katılacak partilerden biri olan Bağımsız Türkiye Partisi bugün adaylarını tanıttı. Aday tanıtım törenine partinin seçim beyannamesi de okundu. Bültenimize Ankara'da düzenlenen programdan notlarla başlıyoruz. Evet, Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul'un yakınlığı aday kadrosu böyleydi. 1 Kasım seçimlerine hazırlanan Bağımsız Türkiye Partisi milletvekili adaylarını tanıttı. Uğruna, devlet için, hak için, adalet için, millet uğruna. Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım töreninde önce genel başkan yardımcıları kürsüye gelerek Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Profesör Doktor Haydarbaş hastalığı tespit eder ve sağına soluna bakmadan üstüne yürür bu dönemde. Bir tek kişi kalsa da yürür. Ne kaybedeceğim diye bakmaz. Sadece ne kazanacağım der ve o kazancın talep edildiği bir tek adres vardır. Allah'ın rızasını kazanmak. Dinler arası diyaloğa karşı durmak budur. Avrupa'ya geriye dön, marş demek budur. Suriye Savaşı'na karşı çıkmak budur. Kapitalizmi elinin tersiyle silip atmak budur. Avrupa'nın göbeğinde ben bu Avrupa'ya milletimin elini öptüreceğim demek budur. İşte kardeşlerim, o kısaca fitnenin gözünü çıkaran adamdır. Tıpkı Hazreti Ali Efendimiz gibi. 7 Haziran seçimlerinden önce Sayın Genel Başkanımız hem benimle yaptığı programlarda, hem konuşmalarında, hem yazılarında söyledi. Bunlara oy verirseniz kavgayı, ateşi, sancıyı, kanı tercih edeceksiniz dedi. Bize oy verirseniz barışı, kardeşliği, birliği tercih edeceksiniz dedi. Millet öbür tarafa gitti. Şimdi diyorlar ki niye Güneydoğu yandı? Ya bu Güneydoğu'yu sen yaktın ey millet. Bu silahları sen patlattın ey millet. Seni dün de kandırdılar, bugün de kandırıyorlar. Dün Diyarbakır'a Şivan Perver'i çağırıp Kürtçe şarkı söyletip Kürdistan diye konuşturup kandırdılar. Bugün Tuğrul Türkeş'i çağırıp milliyetçi pozları vererek kandırıyorlar. Dün Kürdistan diyerek kandırdılar. Bugün milliyiz, yerliyiz diyerek kandırıyorlar. Ya sen niye hep kanıyorsun? Biz Bağımsız Türkiye'nin sevdalılarıyız. Onun için bu ülkenin yok olmasının önündeki tek engeliz. Son çareyiz ve son cepheyiz. Onun için bu cephe terk edilemez. Bu cephedekiler sindirilemez, asla yıldırılamaz. Biz güçlüyüz. Çünkü biz haklıyız. Biz hakla beraberiz. Ne zaman halkımız hakla beraber olmaya niyet ederse biz o gün iktidarız. İşte o gün anılar ağlamaz. Konuşmaların ardından aday tanıtım törenine geçildi. Adaylar gruplar halinde sahneye gelerek katılımcıları selamladı. Bağımsız Türkiye Partisi'nin seçim beyannamesini ise Genel Başkan Yardımcısı Doktor Abdullah Terzi açıkladı. İşte BTP'nin seçim beyannamesinden dikkat çekici başlıklar. Bağımsız Türkiye Partisi yüce milletimizin önüne kaynakları belli bir seçim beyannamesi koymaktadır. 2001 senesinden bu yana taklit edilen projelerimiz bu seçimi tamamen yönlendirmekte. Diğer partilerin bizden çaldığı projeler yazılı ve görsel basında, sosyal medyada her gün yer bulmaktadır. Taklide değil de aslına oy verecek milletimiz BTP'nin tek ümitleri olduğunu görmektedir. Arz ettiğimiz bu beyanname BTP Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın 9 tane uluslararası kongreye konu olan milli ekonomi modeline ve bu modelin uygulanacağı devleti kaleme aldığı sosyal devlet, milli devlet tezine dayandırılarak hazırlanmıştır. Hal böyleyken ileride değineceğimiz projelerimize kaynak nerede sorusu da tam manasıyla sadece BTP beyannamesinde cevap bulmaktadır. Bağımsız Türkiye Partisi kuruluş gayesi ve üstlendiği tarihi görev itibariyle her yönden kuşatılan, tasfiye sürecine sokulan, demokratik,
laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sürüklendiği badirelerden kurtararak yeniden Kuvayi Milliye ruhuyla ayağa kaldırma hareketidir. Bu gaye ve hedef doğrultusunda Bağımsız Türkiye Partisi ne AB, ne ABD, ne IMF, tek çözüm Bağımsız Türkiye sloganını reel ve bilimsel temele oturtmuş, dış güdümlü, mandacı zihniyetli hiçbir partiye benzemediğini ortaya koymaktadır. Bu noktada seçime giren girmeyen partileri esasta ikiye ayırmalıyız. Bir, milli duruş sahibi olan, milli modeli bulunan, proje, plan ve kaynak ortaya koyan Bağımsız Türkiye Partisi. İki, milli projelerden ve yerli çözümlerden mahrum olmaları sebebiyle bir şekilde AB, ABD, IMF ve sair küresel güçlerin güdümüne dayanan ve onların inisiyatif alanından kurtulamayan, projelerimizi çalan diğer partiler.